Hasan Öztürk neden Salim Ensarioğlu diyor ki bölgenin değerlerinden biridir diyor. Şöyle diyor, toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bölge halkı için Şeyh Said ne anlama geliyor Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız için? Ya şimdi ben tabii Barış Hocam'ı dinlerken hem de bilgilenmiş oldum. Ama Barış Hocam'dan resmi ideolojinin dışında veya resmi görüşünün dışında başka hiçbir şey duymadım. Bunun resmisi gayri resmisi yok. Evet, yok. Bu tarihi gerçeklik. Yok, yok, var. Yok. Ya, yok yok çok yani var olduğu ile ilgili birçok hem görüş var hem bilgi var hem tartışma var. Şimdi elbette Osmanlı'nın üzerinde işte 22 devlet mi kaç devlet kuruldu? Ama baki olarak biz kendimizi kabul ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildikten sonra, başkenti Ankara olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildikten sonra elbette birçok problemi aşması gerekiyordu. Problem olarak gördüğü sorunları bertaraf ederken de bir takım acılar yaşanıyordu. Şimdi buna böyle bakarsak tamam, burada bir problem yok. Ama şöyle bakarsak benim tabii ki itirazlarım var. Ben bir kere Kürt değilim, bölgenin insanı değilim. Hı hı. Ama mesela Şeyh Said ismine bakın. Bu isim bir kere Diyarbakır'da, Elazığ'da, Bingöl'de o bölgenin dindar muhafazakar insanlar tarafından hala saygı duyulan bir isim. Niye? Bakın isyan etmiş ve idam edilmiş. Neden saygı duyuluyor tabii, bölgede? İdam edilmiş. Meselenin birisi. Farklı açılarını yansıtabilmem evet, evet. için bunu tabii, anlamamız tabii. gerekiyor. Yani İskilipli Atıf Hoca'ya niye saygı duyuyorlarsa Şeyh Said'e de onun için saygı duyuyorlar. Birincisi ya halkta bu. Bir karşılığı mı var her şeyden? Var tabii yani. Sonra hangi halkta karşılığı var abi? Ne kadar? Kaç kişi? Ben dedim ki bölgedeki ya bir tane de olabilir. Yani canım, bir tane de olursa ona bak Fethullah Gülen'e de bir tane bak, var yani, mı saygı duyuyor? Şimdi devam edeyim. Halk dediğiniz zaman. Geniş yığınlardan bahsediyoruz. Evet. Var mı böyle bir karşılık? Diyarbakır'a gittiniz mi? Mesela İskilip gittim. Tamam. İskilip'le Atıf Hoca'ya dediğinizde mesela. Dağkapı'ya gittiniz mi? Nereye? Dağkapı'ya gittiniz mi? Yok gitmedim oraya. Gidin orada size diyecekler ki işte burada astılar dedemizi insanlar. Şeyh Said'e dedemiz diyorlar. Atamız diyorlar. Atamızı burada astırar diyor. Bugün de mesela Abdullah Öcalan'a şimdi, da Abdullah Öcalan'a da Hasan Bey sempati şimdi, besleyenler var. Şimdi bak kıymetli arkadaşlar. Üstadım. Biraz önce ne dedim? Ben bir şey söyledim. Bir cumhuriyet kuruyorsunuz ki bunu her seferinde söylüyorum. Yine söyleyeyim. Bir İslamcı olarak söylüyorum. Türkiye'de cumhuriyet projesi tutmuş diyen insanım ben. Bir ne olarak söylüyorsunuz pardon? Türkiye'de İslamcı olarak, bir İslamcı olarak. Bir İslamcı olarak evet. konuşuyorsunuz, tamam. Türkiye'de Cumhuriyet projesi tutmuştur. Ve bu hepimizin kazancıdır. Benim de kazancım, sizin de kazancınız. Çok Cumhuriyet projesini tutmuş olması bu memleketin şu anda harcıdır da aynı zamanda. Harcı. Ama nasıl bir cumhuriyet? Ya, orada mı ayrışıyoruz biraz? Ya bir dur. Ayrışacağımız... Herhalde yani farklı bir yere oturmuşlar görüyorsun. Cumhuriyetin ben ama bir şey var. Söylüyorum. Bir cumhuriyetin bakın, hani ben bir şey cumhuriyet söylüyorum. Dediğin... Bu memleketi kurarken biz önce Yedi Düvel'e karşı savaştık mı? Savaştık. Hepimizin dedeleri, ataları savaştı. Sonra bir cumhuriyet kurduk. O cumhuriyeti kurduktan sonra da o cumhuriyetin işte Barış Hocam anlattı dedim ya. Laik, seküler tamam mı? Bir cumhuriyet İkisi kurabilmek farklı. İçin de seküler farklı. Dur, ya sonra sekülerleştik ama yani. İkisi evet. farklı kavram. Olsun. Anlamda ben yani. Ama ben ona... Tamam işte iyice entelektüelize tamam. etmeden tamam, konuşalım. Tamam. Evet. Bu cumhuriyeti laik ve bu cumhuriyeti inşa ederken de bir takım problemler yaşadık mı? Yaşadık. Ben diyorum ki yaşadık. Geçtik. Tarihe dönüp baktığımız zaman diyor ki bugünden ha bunu tartışmayı başlatmak gerekiyor muydu? O vali öyle bir şey yapması gerekiyor. O ayrı bir şey. Ama diyor ki Şeyh Said dediğimiz insan sadece bir Kürt, işte efendim kanaat önderi değil. Aynı zamanda bir dindar kanaat önderi. Şeyh. Seyit olduğu, ailesi seyitlikten geliyor. Zaza. Yani böyle bir aile. Ve biz biliyoruz ki ister kabul edin ister etmeyin. Laik demokratik cumhuriyette böyle bir şey olur mu? Deyin ya da demeyin. Fark etmez. Siz hala
Kuzey Irak'daki Kürtlerle Türkiye'deki Kürtlerin ortak paydasının hala din, sünnilik, işte efendim ve diyelim Nakşibendilik mezhep olarak sünni şafilik üzerinden olmadığını mı sanıyorsunuz? Diyebilirsiniz ki biz böyle olsun istemiyoruz. PKK da öyle diyor. PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın 40 yıldır Kürtlere yönelik en büyük eleştisine feodalsiniz siz. Ne anlarsınız bu işlerden? Arkaik adamlar. Sizi ben bir milliyetten millete çevireceğim diyor onlara. Ve en büyük mücadelesi de PKK'nın en büyük mücadelesi de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın en büyük ideolojik ve silahlı mücadelesi de Kürtlerle. Bunu da biliyoruz. Yani en çok öldürdükleri de Kürt. Yani PKK'nın bugüne kadar öldürdüklerinin çoğu Kürt. Şimdi o bir başka bir tartışma. Ama şu bir gerçek. Şeyh Said diye bir tarihte bir adam var. Bu adam sadece Kürt değil. Sadece bir dini lider de değil. O bölgede çok sevilen, tedrisat olan, insanlara ders veren, işte efendim eğitim veren bir adam. O ayrı ve bu kişi adam, ama. Kişiliği ayrı bu adam, kişi ama. Bu adam ya şunu savunuyor. Dur, bir dakika ben bir şey söylüyorum. Ben bunu savunmuyorum. Bir şey savunuyor adam. Diyor ki nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti ilan edilirken Misak-ı Milli'nin içerisinde olan Musul Kerkük'ten vazgeçebiliriz. Musul Lozan'dır ya. Problemi Lozan'dır. Lozan'da Musul Kerkük'ü biz bıraktık. Allah nasıl olur da biz... Yani Allah Şeyh Said'in isyanı size göre Musul'un bırakılması mı? Mesela Allah. Kürt Teali Cemiyeti diye bir cemiyet var. Hocam öyle bir şey var mı ya Musul Kerkük? Dur ben bitireyim Hasan ya. Ama, dur, ama, bitireyim. Ama Hasan Bey öyle değil ki. Bakın arkadaşlar. Tamam bitirsin ki tartışalım. Güzel. Bitireyim ya. Tamam hemen itirazlarınızı hocam. Şeyh Said. Kürt Teali Cemiyeti diye bir cemiyet var. İngilizlerin. Teali. Onun üyesi mi? Değil. Hiç alakası yok adam. Alakası yok ya. Alakası yok. Ama onu oraya bağlayarak ve hocam söyledi dedim ki resmi görüşün aynısını söyledi diye. İdam edilme gerekçesi ne? İngilizlerin ajanı olduğu gerekçesiyle. İsyan ettiği idam ediyorsun. Ama benim başka bir yerden baktığım, ya okuduğum perspektifte... Öldürülen kaç kişi var? Ben devam ediyorum. Yağmalanan şehirler var. Devam ediyorum. Ben şunu söylüyorum. Musul Kerkük'ün, Misak-ı Milli içerisindeki Musul Kerkük'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlar içerisinde kalmaması bu işin problemidir. Ve biliyor musunuz kalsınlar ki? Kalsınlar diye mücadele ediyorlar. Bir dakika devlet ne yapıyorduk Milletler Cemiyeti'nde? Ne yapıyorduk hocam? Şimdi hocam boğuşuyorum. Hasan Bey. Farklı tarih perspektifleri çalışacak. Bir cümle daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar yani bir devrim yaparsanız. Siz diyorsunuz ki Şeyh Said bir bölgede saygı duyulan bir dini figürdü. Evet. İki, asıl isyanı medresede hocaydı diye. Size göre isyan etmesinin sebebi Musul'un bırakılması mıydı? Evet. Tamam. Şimdi bu başka bir perspektif. Dinleyeceğim itirazları. İki cümle daha kolaylaştırmış. Fethullah Gülen de Fethullah Gülen de Hoca Efendi'ydi. Abdullah Öcalan'dan mezun Abdullah Öcalan'dan. Bitiriyorum. Mezun olmuş ama Abdullah Öcalan da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi. Terk. Fethullah Gülen de Diyanet'in kadrolu vaizi. Şimdi, hayır onun dışında bir de Fethullah Gülen'e ne kadar talebesi, ne kadar yetiştirdiği adam ona bakarsan o da kendine göre nerede? Ki Fethullah Gülen milletvekili bakan yetiştirmiyor. Abi, nerede? Milletvekili bakan profesörler, rektörler yetiştirmiş Fethullah Gülen. Türkiye devletine karşı silahlı bir ayaklanma yaptığı için kaçtı. Tamam. Hayır, silahla ayaklanma yapmamıştı o zaman. Ya yapmamıştı. Ya 15 Temmuz yaşanmamıştı. Çünkü yeterince silahla alamamıştı. 99 15 Şubat'ta yeterince silahla alamamıştı. Asıl 28 Şubat'ın aktörüydü. O zaman neredeydiniz? Hasan Bey, kısa bir şey okuyayım. He, o zaman neredeydiniz? 28 Şubat sürecinde Hasan Öztürk bir saniye. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Alevi örgütlenmesi olan Batı Çalışma grubuyla beraber çalışan kimdi? Fethullah Gülen'di. Şimdi Bakın Muhsin Yazıcıoğlu Allah gani gani rahmet etsin. Başka bir ne demiştir biliyor musun 28 Şubat sürecinde? Türkiye Suriye tipi bir rejim kurmak istiyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu öyle dedi diye doğru mu bu? Ya ben buna inanıyorum yani. Ve doğru Hasan olduğuna Bey, inanıyorum. Hasan Bey rica ederim ya. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya.
Şimdi arkadaşlar, bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişsin, hep beraber vermişsin. Sonra da Türk devrimi diye başlayan hep beraber derken, hep beraber Kürtlerle, Türklerle, herkes tamam. Herkes hep beraber, Çerkezlerle. Tamam, evet. Değil mi? Hep beraber vermişsin. Ya bütün halk millet. Tabii vermişsin. Sonra sonra cumhuriyeti ilan ederek, yeni bir cumhuriyet inşa ederken devrimler yapmışsın. Bu devrimler elbette hem çocuklarını yer, hem karşısındakini yer. Tıpkı Fransız ihtilali gibi. Yani size Fransız göre ihtilalinde, Şeyh Said Cumhuriyet'in bakın yediği çocuklarından biri mi? Fransız ihtilalinde giyotin kime çalışmışsa, Cumhuriyet'te idam sehpaları onun için çalışmıştır. Şimdi burada ben size söylüyorum. Çerkez etem hain midir, kahraman mıdır? Ya o bütün olayları karıştırma hocam. Ya, ya. Şimdi ne yaptın? Haindir efendim. Bak. Ya tamam. Çapanoğlu, yani, Çapanoğlu isyanı niye başlamıştı? Mustafa Kemal'e silah herkes haindir. Milli mücadele, milli mücadelenin karşısına geçen herkes haindir. Arkadaşlar. Bunun Enver Paşa, Enver Paşa kahraman mıdır, hayalperest mi? Bak, ne alakası var? Karıştı. Şimdi toparlıyorum ve bitiriyorum. Çorba yaptı ya. Evet. Gerçek anlamda bir çorba yaptı. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Bitiriyorum lütfen. Böyle bir çorba olamaz. Lütfen bitiriyorum. Enver Paşa şehit düşmüş bir kahramandır. Lütfen bitiriyorum. Onun hainlik kahramanlık tartışılmaz bile. O adam şehit düşmüş. Arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet için mücadele etmiş bir kahraman komutandır. Bir komutandır. Bu tarafta öyle bir şey. Halat Paşa da öyledir. Bu tarafta düşmanı öyledir. Senin Çerkez Ethem dediğin Yunan saflarına geçmiş. Kuşçubaşı Eşref dediğin Yunan komutanıyla fotoğraf çektirmiş adam. Ne söyleyeceğiz biz? İşte ben adamın geçmişiyle mi değerlendireceğiz? Ben bu biraz başka türlü. Teşkilatı kafa tutmuş adamlar ya bu Çerkez Ethemler falan. Yani nesini konuşacağız bunun? Tamam bak. Kübra arka açılar adının olması sebebi bu. Çerkez Ethem Çerkez Ethem kahraman mıdır, isyancı mıdır, hain midir? Başlangıçta doğru şeyler yapması, sonra ya işi hainlikle noktalamasını... olmaları, sonradan Yunan ordusuna geçmeleri, aynı şekilde Kuşçubaşı Eşref'in Yunan ordusuna geçmesi, yani bunları ne yapacağız? Geçmişiyle mi değerlendireceğiz? Yani Atatürk diyor ki, resmi tarih yazımı sorguluyorum ama bunu yaparken... Başlıkları çoğaltıp kafa karıştırmadan Şeyh Said'i... Ama adam 30 yıl namuslu yaşamış. Ama şunu söylüyorum. 32 yaşında hırsızlık yapmış. Diyorum ya, mesela İskilip Atıf Hoca hainin teki midir? Evet. Yoksa garibanın teki midir? Hainin teki görünüyor. Ya görüyorsun işte. Ben başka türlü bakıyorum. Tamam. Peki.